geliyor, kurt geliyor. Bunları da bildirmiş olalım. Hayranıydık biz. Tolga ve Aybüke. Toy Kay... Aybüke miydi? Neydi bizim kısaltmamız? Aytol. Toy muydu? Neydi kısaca? Aytol muydu? Aytol. Aytol. Tayfa olarak biz... Yani hayırlısı olsun hepimizin hakkında. Ben Aytolcuydum. Bundan sonra... Road Fighter'cıyım. Road Fighter. Toy Kay ne ya? He? Toy Kay kim? Toy Kay demiyor muydu bu sanki Tolga Aybüke? Rottweiler, Rottweiler. Ben bundan sonra işi partisi ona demişim. Aksine Tolga ve Aybüke kırmızı kart görerek yarışma kurallarını aykırı davrandıkları için diskalifiye edilmişlerdir. Tamam. Bilginiz olsun. Çok iyi oldu. Evet, tabii ki biz nüfusumuz hızlı bir azalıyor. Tekrar. Evet, hızlı bir azalıyor. Bakalım Aybüke ne demiş? İstedik yani herkes. Buradan mı devam edin bu açıklamaya? 4 dakika. 4.30. 4.30, evet. Orada söylüyor, açıklıyor yani. Soru yok. Sadece bu çıkma meselesini gerçekten artık söylemek istedim. Buradan da birçok insan söylemek istedik yani. Herkes bir duysun, öğrensin diye. Hani biz oradan... Çıkmak istedik, o yüzden bilerek, isteyerek çıktık. Neden olduğunu da aşkım bahseder misin? Ya bu aramızda çok büyük bir çekim vardı zaten, hepiniz gördünüz. Onu gördük zaten ya. Çok büyük bir çekim vardı aranızda, evet. Gerçekten büyük bir aşk vardı. Bunu orada devam ettirmek istemedik. Dışarıda daha rahat. Sen ne yaptın? Şapka taktı bu. Gönderme mi lan acaba? Evet, gönderiyorlar. İstediğin takabiliyorsun. Hayır, acaba hani bir mesaj mı gönderiyorlar? Olabilir. Şapka takmayı unutma gibisinden. Daha güzel yaşayacağımızı düşündük. O yüzden çıktık. Aynen öyle. Bilerek, isteyerek çıktık. 134K mı izleniyor? Canlı yayın, TikTok canlı yayın rekoru. Bu Tolga ne iş yapıyordu lan, Rolex takıyor? Aynen öyle ama... yani bu yarışmacı, içerideki yarışmacıların %100 içerideki yarışmacıların zorbalığıyla alakalı bir durum değil. Yani çünkü biz zaten şeydik, nasıl söyleyeyim, onlarla... Lan Tolga'ya bir şey, ata Tolga'ya da şey yapıyorlar oturdukları yerden. Biliyorsun, onlarla baş edebiliyorduk zaten. Hani yine baş edilirdi aslında. Ama niye güzel bir aşkı yaşamak varken dışarıda, içeride hani tartışmalara girip sürekli bir şeyler yaşıyorum ki yani dışarıda çok rahat bir şekilde. Aynen öyle. Çünkü benim sevgilim de orada gururu kırılıyordu. Ya başka mesela biz yan yanayız, bizim bir ilişkimiz var. Evet. Benim adım bir başkasıyla geçiriliyor orada falan. Hoş değil yani. Hani böyle bir şey yok. Sosyal medya algılarıyla olan şeyler var ve bu sanki benden kaynaklı olan bir şeymiş gibi. Hani Tolga da orada. Tolga beni biliyor. Geçen ay ne yazdıysam çıktı, yeni haberlerim var. Elif Sadat sağlam bir aşk yaşayacak, simgelenecek, Zeyt elenecek. Zeyt 3. kez dönüyor hem de Elif'in oyuyla. Anonim medyacı. Ya Elif, Zeyt şey... Sedat ne ya? Elif Sedat bir daha mı aşk yaşayacak? Şu tablolardan sonra. Hani biz ilişki biz yaşıyoruz. Yani her şeyin farkındaydı zaten. Ben de her şeyin farkındaydım. O yüzden dedik ki... Go. Yeter bu kadar. Go. Go. Ben alacağımı aldım içeriden. Evet, ben alacağımı aldım. Seni buldum. Ya bizim aslında arkadaşlar... Biz programa ilk girdiğimizde, biz bunu konuştuk kendi aramızda, aşık olacağımızı bilmiyorduk. Yani evet. Birini, ben gerçekten sevebileceğimi düşünmüyorum Tolga. Sen düşünüyor muydun? Ya ben şöyle, okey bir ilişki yaşayabilirdim, birinden hoşlanabilirdim. Belki sevebilirdim de biri de aşık olacağımı imkan vermiyordum yani. Aynen. Bunu yakalınca da direkt dedik sağlıklı bir şekilde yaşıyorum. Aynen. Bir de bir şey diyeceğim, şunun bir açıklaması. Ya bu gülmek ne ya? Yapabilir miyim? Şu kolyeyi. Tabii. Bu kolyeyi babam aldı. Oğlum zaman... niye gülerek konu bu kolye? Sigara sigara yakacağım bir tane. Ben yapınca niye özürlü gibi oluyorum ya? Oğlum bunlar prom nabire şey diyordu ya içeri. Bu, biz olduk. Ha. Harbi diyor. Oldular lan. Sinirim bozuldu amına koyayım.
geri zekalı gibi koptum oğlum ama var ya 140 140k izlenmişler oğlum manyak 22 tane boyundan gelmiş. Bir şey söyleyeyim mi, bu bize kalırsa bak sıçtık. Kızıştık yemin ediyorum ben sana. Bazen takmadığım da oluyor. Bunu evet. Takmadığım zaman hani aralarım bozuk falan gibi şeyler. Aynen. Bunda da öyle algılamayın. Ben bunu yine takıyorum ama bir şey olur değil mi aşkım? Uyumlu evet, olmaz. Unutabilirsin. Başka aynen. Şey olur, uyumlu aynen. Olmaz kıyafetimle. Bir önemli bir yere gidersin ama onun evet, dışında evet. Ben takıyorum yani. Bunu da bilir. Aynen. Hani bir kolyeyi sakın ve sakın bir kolyeye bizim ilişkimizi bağlamayın. Evet. Bu şekilde. Ya bu kolyeyi çıkartabilirim. Takabilirim ama. Ay. Kalp yapar mısınız? Ya siktir git ya. Kalp yapar mısınız? Siktir git ya. Allah Allah. Sevgili izliyorlar işte. Daha neye kalp yapacaklar ya sana? Ben kızardım mı gerçekten? Baksana suratım. Kıpkırmızı oldu. Domatese döndüm. Evet, kulaktan başladım kızarmaya. Tamam tamam. Tamam tamam. Yeter ya. Tamam, yeter ya. Tamam tamam. Ne diyorduk biz bundan önce? Bu kadar açıklam. Gülüyordunuz. Sen bir şey muhabbetlerden bahsettik biraz. Ha kalp yapamıyorlar ona troll. Şarkı da güzelmiş. Yani şöyle bir şey düşün. Demek ki nasıl bir hassas bir kitle izliyorsa, kolyeyi takmıyorsak hani ayrıldık zannetmeyen açıklaması yapmak zorunda kalmışlar. Şimdi Tolga mesela gerçekleri biliyor, olan şeylerin aslını biliyor. %100 biliyor. Kanıtlı, ispatlı bir şekilde biliyor. Ve buna rağmen yani orada açık açık bir şeyin tam tersini söylüyorlar. Hani iftira atılıyor. Hani bunu da Tolga biliyor. Ve buna rağmen Tolga'yı buna hala ikna etmeye çalışıyorlar. Hani hala bu düşünce yapısına sokmaya çalışıyorlar. Gerçekten. Sinir sistemi bozuldu. Aynen. Yani. Zorla açıkçası. Yani. Zor, niye ya? Niye ayrılmıyorsun ya? Niye ayrılmıyorsun? Açıklama falan? Yapıyorum. Kendimi anlatıyorum arkadaşlara. Aynen aynen. Servisteyken sürekli... yarışmacılar yapıyor bunu. Sürekli tekrar yayının içinde bir yerlerden rekor kırdık. Biliyor musun? Ya Cellat! Sana sesleniyorum Cellat! Özgür Denizler'in kızı şey Özgür Deniz kızı mıydı? Cellat neydi? Özgür Denizler'in efendisi miydi? Cellat'ın açıklaması neydi? Kendi şey. Bilgim yok. Özgür Denizler'in Cellat'ı. Ortamlar kralı. Özgür Demirtaş mı? Özgür Demirtaş. Kripto ne olacak artık bunu bir konuşalım. Bir dakika onu demeyecektim ya. Ya Cellat. Bak rekor kırıyorlar TikTok'ta hadi. Lütfen hemen bir canlı yayın organizasyonu yap Cellat. Şu rekoru hemen egal etmen lazım. 150-200 bin falan izlen. Bunu bırakmayalım burayı lütfen. Tamam bunu da izledik. Diskalifiye açıklaması. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara. Bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oraları like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.